60 yaşlarında bir adamdı. Bir camide müezzinlik yapan oğlu evlendiğinde onun yanında olmasını istedi. Nitekim adamın gözleri epeyce zayıflamıştı. Fakat yaşlı adam en güzel hatıralarının olduğu bu evi bırakmak istemiyordu. Oğlu adamı ikna edemeyince rahat etmesi için bir bakıcı tuttu ona. Bir gün adam oğlunu arayarak hemen yanına gelmesini söyledi. O sırada oğlu bir kanalın dini program sunucusu olmak için seçmelere katılmaya gitmişti. Babasından telefon alınca kanal sahibinden özür dileyerek izin istedi. Babasının kendisini yanına çağırması her şeyden daha önemliydi onun için. Kanal sahibi bir daha karşısına çıkmayacak bu fırsatı kaçırıp giden adama şaşkınlıkla bakıyordu. Bu bakışları gören adam ona tebessüm ederek şu hadisi şerifi hatırlattı. Baba, cennet kapılarının tam ortasıdır. Artık sen o kapıyı ister bırak, ister elinde tut. Adam eve vardığında babasını üzgün ve sinirli buldu. Üzgün olmasının sebebini sorduğunda yaşlı adam, bütün paramı bir zarfa koymuştum. Çok aramama rağmen onu bulamıyorum. Bir de sen arasan, gözüm görmez olduğunda gözümün nuru olan oğlum dedi. Adam gülümseyerek, sakin ol, şimdi bulurum Allah'ın izniyle dedi. Adam zarfı aramaya başladı. Babasının önemli şeyleri renkli bir kutuya sakladığını biliyordu. Rahmetli annesi de takılarını ve önemli eşyalarını ona saklardı. Adam annesinden kalan bu kutuyu açtığında içinde zarfı da buldu. Fakat zarfın içinde hiç para yoktu. Sadece bakıcının yazdığı bir mektup vardı zarfın içinde. Bakıcı, eşinin ameliyatı için paraya ihtiyacı olduğunu ve bu parayı aldığı parası olunca taksitle ödeyeceğini, kendisini affetmesini ve özrünü kabul etmesini yazmıştı mektupta. Adam mektupta yazılanları okuyunca babasına mektup hakkında hiçbir şey söylemedi. Biraz gezintiye çıkalım deyince babası kabul etti. Sonra beraber bir lokantaya giderek orada beraber öğle yemeği yediler. Sonra babasından birkaç dakika izin isteyerek para çekmeye gitti ve zarfın içini eskisi gibi parayla doldurarak babasının yanına döndü ve eve geri döndüler. Babası oğlunun zarfa para koyduğunu görmemişti. Adam gülümseyerek babasına "Paranı buldum baba," dedi. Yaşlı adam sevinçle oğluna dua etti. Sonra adam babasının evinden ayrılıp bakıcıya gitti ve ona babasına olan borcunu ödediğini ve babasına bir şey vermesine gerek kalmadığını söyleyerek kendi evine döndü. Ertesi gün adam kanal sahibi kendisini arayıp seçim komitesinin video olarak birçok hutbesini izlediğini ve dini programın sunucusunun kendisi olduğunu haber verince çok şaşırdı. Diğer katılanlar arasından seçilmesinin ana nedeninin babasına iyi davranması olduğunu söyledi kanal sahibi. Adam Allah'a çokça şükrederek bu önce Allah'ın sonra da babamın duasının faziletidir dedi. وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيلًا اِنَّمَا عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون